Modacılık Sohbetleri'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün benim için çok değerli bir konuğum var. Değerli modacımız Dilek Hanif. Dilek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Ben zaten de hoş buldum. Evet. Daha önce de gelmiştim. Her zaman burada olmak bana çok ilham veriyor. Fakat biraz üzülüp çıkıyorum tabii. Niye? Bedenlerden dolayı. Oh, özel yaptığımız ama her bedene biliyorsun var. Oluyor değil mi? Olur. Aslında... Hazır giyimde çok bedenlerimiz var canım. Yani sen çok rahat giyersin. Ya o sihirli dokunuş var ya. Yani baktığın zaman çok mutsuzsun ama sana bir el dokunuyor ve doğru tabii. açılarla, doğru ölçülerle, proporsiyon denen bir şey var. Yüz o yüzden umudumu kaybetmemem. Katiyen etme. Yani sen bence çok kolay bir vakasın diyeceğim. Hiç kendini öyle yorumlama. Teşekkür ederim. Gayet iyi çözülebilir. Çok sevindim. Dilek Hanım, siz normalde zaten böyle çok fazla konuk olmuyorsunuz. O yüzden ekstra ben de izleyicilerimize bunun altını çizmek istedim. Çünkü benim için değerli olmasının kısmı bu. Türkiye'de özellikle çok az sayıda ilham aldığım insanlardan birisi Dilek Hanif. Sürekli Instagram'da saçlarına emoji yollamaktan bir hal oluyorum. Gerçekten bayılıyorum size. Şimdi böyle çok güzel bir kitap da hediye ettiniz bana. Bunu da soracağım ama direkt şöyle girelim istiyorum. Bir tasarımcı dünyayı nasıl görür? Yani modacı bir başka, yoksa işte bir bakıyorum ben kadınların kıyafetlerini görüyorum, genel olarak görüyorum. Nasıl görür? Şimdi şöyle, aslında biraz önce iki ayrı konuya girdim. Yani tasarımcı olmak başka bir şey, moda sektörü başka bir şey. Dolayısıyla ben bu ikisinin içerisindeyim. Yaratıcı olmak, bana göre tasarımcı olabilmeniz için yaratıcı olmanız lazım. Ve yaratıcı olmanın ben aslında doğuştan gelen bir yetenek olduğuna kesinlikle inanıyorum. Yani bu sonradan edinilebilir bir şey değil, geliştirilebilir. Ama hakikaten yaratıcılık doğuştan gelen bir şey. Ben dünyayı nasıl görüyorum? Ben evet, dünyayı hakikaten farklı görüyorum. Özellikle kendi işimle olan kısımlarda daha da farklı görüyorum. Yani bana diyorlar ki bazen işte oturuyoruz işte müşterilerle ya da tasarım yapacağız ekiple. Ya diyorum, aklımda bir şeyler var, şöyle olur böyle. Ya nasıl yani, bizim şu anda böyle bir şey aklımıza gel? Benim geliyor. Bu gerçekten Tanrı'ya tabii çok büyük bir lütuf benim için. Böyle bir yeteneğim var. Yani bana bir çarşaf verin. Ben o çarşaftan size çok muhteşem bir elbise çıkarabilirim. Dolayısıyla o bir beynin çalışma şekli olarak düşünüyorum. Peki bu böyle muhtemelen erken yaşlardan itibaren fark edilen bir şey mi? Evet, benim zaten annem de söylüyor. Hani çocukken de çok meraklıymışım. Ama benim daha çok moda alanında yani geliştirdim kendimi diyebilirim. Çünkü çok ufak yaşlarda aile mesleğimizdir, biliyorsundur, bilmiyorum hı hı. belki. Dolayısıyla o ortamda büyüdüm ve o konuda geliştim. Ama bu demek değil ki sadece tasarım düşünürken kıyafet beni başka bir şeye yönlendirdiğiniz zaman, ki oluyor bazen, dışarıdan diyorlar ki işte bir araba tasarımı ya da bir daire tasarımı ya da başka bir şey. Hı hı. O zaman ona kanalize oluyorsun. Onu öyle düşünürken orada da önemli olan senin bünyendeki yaratıcılığın, ne stilinin ne olduğu. Yani Dilek Hanif yarattığı zaman nasıl bir şey ortaya koyuyor? Bu bir kadın olabilir, bu bir ev olabilir, araba olabilir. Üniforma çok yapıyoruz, üniforma olabilir gibi. Aslında şey gibi değil mi? Yani tabii ki bir şeye odaklanmak çok önemli ama günün sonunda o bakış. Yani bu mimaride de evet, var. Kesinlikle katılıyorum. Aynen. Bir de zaten bence tasarımın doğası ya da yaratıcılığın doğası zaten çok disiplinden beslenmesi gerekmez mi? Yani belki bir gün yediğin bir yemek sana çok farklı kesinlikle. Bir ilham verir. Belki gördüğün bir bina. Belki bir gün sadece doğada o kadar doğal bir ışık vardır ki o bile sana bir şey verebilir. Bu her zaman bu şekilde. Hep sorarlar işte nelerden etkili, bu koleksiyonun evet. teması nereden ne diye. Hani aldınız? Nereden ilham aldınız? Aslında yani yaşarken birçok şeyden ilham alıyorum. Ya bazen önümde oturan, ne bileyim, uçakta önümde oturan kadının saçının evet. bir topuzundan bile ben bir ilham, ya bu şöyle bir şey aslında burada ne kadar hoş bir finish olur diye düşünebilirim. Yani aslında gerçekten bu beynin çalışması öyle şekli, çalışıyor. Evet.
Çalışma şekli öyle. Yani baktığım zaman ben senin hiç görmediğin bir kıvrımdan ben bir yaka kenarı çıkarabilirim mesela. Bir koltuğun kenarındaki detaydan bu bir elbisenin kenarında güzel bir finish olabilir diyebilirim gibi. İşte mesela bu bana biraz ayrıcalıklı bir bakış gibi geliyor. Çünkü bazen de bunu düşündüğüm zaman yani şimdi üretici olmak kolay bir şey değil. Hayal etmek güzel bir şey ama hayal ettiğimiz her şeyi aslında tamamıyla execution'da, uygulamada yere indiremediğimiz zamanlarda Tabii. oluyor ya onu Doğru. uygulamak vesaire. Bir şeyi gerçekten profesyonel anlamda özellikle ticari çerçevelerle de ele aldığında belki senin o kafanda kurduğun şeyin %10'unu yere indirebilmiş oluyorsun. Doğru. Dolayısıyla aslında bu çok uzun bir yolculuk ve ben hep şeyi merak ederim. Buradaki heyecan ve motivasyon nasıl devam eder? Şimdi orada çok güzel bir konuya değindin. Aslında bir şey hayal edersin. Tasarlayan kişi için bu böyledir. Hayal edersin ama onu eğer hayata geçiremezsen bir de bu son derece insanı aşağıya çeken duygu olarak da beni perişan eder mesela. Hani üzüntü verir bu bana. Onun için yani ben kendi tarafımdan baktığım zaman olaya bu konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü çalışma disiplinlerimin içinde iyi bir ekiple çalışıyor olmak. Yani beni anlayan ve benle beraber hareket eden. Çünkü ben tasarlayabilirim kafamda. Hakikaten ben başladığımda onun bitişini gözümün önüne getirebiliyorum bir kere. Ben bir şeylerden bahsederken çocuklar bunu böyle bu böyle dediğim anda ve çizim oluyor, çizim geliyor bana. Çizim bana hiçbir şey ifade etmiyor biliyor musun? Yani çizim evet öyle bir taslak benim için O sadece. zaten çoktan bitti. Aynen benim çünkü kafamda onu çizime yansıtamam bile. Yani kafamda öyle bir detaylar var ki onu çizimde anlatmama imkan yok. Onun için çalışırken çalıştığın ekibin de onu algılayabilmesi kesinlikle. Ve senin onu onlara çok iyi anlatabilmen ve daha çok da zaten bu işte başarılı olmamdaki etkilerden biri hep prova sırasında hayal ettiğim şeyi şey yapmam yani o gösterip birebir evet ben bu volümü istiyorum ya da burada şu detayı istiyorum gibi onu çalışarak bir heykel yapar gibi aslında yapıyorsun yani benim için. Şimdi heykel deyince siz mesela modayı sanatla ilişkilendiriyor musunuz? Bence çok önemli. Ben ilk ortaokulda mesela resim derslerinde okullar arası da şeylerim var, birinciliklerim var. Niye? Çünkü zaten bende öyle bir kabiliyet varmış. Var. Ya ben bunu sonradan hani şey olsun diye söylemiyorum ama varmış demek ki öyle bir göz renklerin bir araya geçişi, o nasıl olması gerekiyor. Yani o bir yetenek zaten. O yaşta onunla ilgilendiğim için resim derslerinde bütün okullarda mesela benim resimlerim giderdi. Öğretmen bütün sınıflardan toplar. Benimkilerde hep derece alırdık. Bu ne? Bu bir yetenek. Mesela kızım şimdi hiçbir zaman ilgilenmedim ama hani onda da bu bir şekilde belki de genetik bir şey. Mesela ilk o şimdi takı mücevher tasarımı yapıyor ama daha önce heykeller yapıyordu. Yani ellerle yapılan şeyler. Dolayısıyla bunların hepsi aslında eğer varsa yapınızda o bir şekilde bir yerden dışarı çıkıyor. Bir şekil alıp dışarı çıkıyor. Ben mesela yaratıcılığa biraz daha şöyle bakıyorum. Kesinlikle belirli insanlara ait bir şey değil. Yani her insan kendi özünde yaratıcıdır. Ama tabii. İçgüdüler ama bir şeylerden diğerine oranla duyduğun daha farklı bir heyecan. Tabii yani, %100 seni heyecanlandıran evet. Şey de daha başarılı oluyorsun zaten. Yani, onu yaratma fikri evet. Sana bir enerji veriyor. İnan ki farklı bir enerji. Bana diyorlar ki hiç değişmiyorsun. Değişmiyorum değil. Ben de değişiyorumdur muhakkak ama o çalışma ve oradaki o yaratım duygusu beni hep şey tutuyor. Ne diyeyim? Dinç mi tutuyor diyeyim? Böyle hep aktif yani bir, aslında o bir duygu mutluluk zaten. Hormonu salgılıyor belki evet, bende. Yani bence peşinde gidilen şey o duygu. Yani kesinlikle o elbisenin o hali ya da o tablonun o hali değil. Onun ortaya çıkma sürecindeki ve insanlara vereceği hazı evet, şeyinde. Onun peşinde koşuyorsun ve o heyecanlandırıyor. Evet, yani. Yoksa hani
daha iyi ne kadar elbise yapabilirsin ki hani baktığın zaman? Şu anda dünyada zaten materyaller, %100. Şeyler belli. Trendler değişiyor evet, ama yani günün sonunda hani modanın kitabı da baştan başa tekrar tekrar da yazılmıyor. Bu anlamda baktığımızda mesela heyecan dedik, yaratıcılık dedik, ilham dedik. Keşif duygusu sizin için ne kadar önemli? Bence o da çok önemli. Çünkü yeni bir şey keşfetmek, o daha da heyecanlandıran bir şey. Yani yapılmamış ya da yani belki biraz yapılmış ama sen onu keşfedip daha da farklı bir hale getirsen, o muazzam bir duygu bence. Bunların hepsi insana yaşamda var olduğunu hissettiren duygular, yaşadığını hissettiren duygular. Mesela, yani bir şeyi keşfetmek, lafını kestim, keşfetmek ya da bir şey var etmek, sıfırdan işte bir şey yaratmak, bunlar insana gerçekten kendi yaşadığını hissettiren duygular. Mesela ben materyallerle çok ilgileniyorum Dilek Hanım. Birazdan oraya da geleceğiz şimdi. Belki böyle anlamlı bir geçiş de olur. Ama zamanın ruhuna çok inanıyorum. Yaşam biçimlerimiz. Bir kere hani modayı konuştuğumuz zaman moda kesinlikle bence iletişimin de bir dili. Aynı zamanda kişinin tabii kendini ifade etmesi, %100. İçinde bulunduğumuz çağı tanımlamak. Mesela şimdi baktığımızda hani kuşak olarak ben de çok eski bir kuşak sayılmam ama bir alfa kuşağıyla rekabet edebilecek bir şeyde değilim şu anda. Yani onların giyinme şekilleri, beklentileri, renk algıları, bambaşka. Veya işte kumaş beklentileri, her şey çok farklı. Şimdi yeni materyalleri keşfetmeye biraz daha açık olduğumuz dünyada, özellikle işte teknolojiyi, geleceği düşündüğümüzde, modaya biraz daha dijitale, ya beni giydirmen artık yetmiyor, avatarımı da giydirmen lazım dediğinde ya da ben bu dünyada çok iyiyim ama işte atıyorum geçtiğimiz yıl çok konuşuyorduk, metaverse'te tarzımdan çok memnun değilim dendiğinde oraları nasıl görüyorsunuz? Valla tabii bu geliyor. Yani hani yavaş yavaş hayatımıza girecek. Şu anda böyle sadece duyuyoruz. Böyle genel olarak şöyle bir fikrimiz var. Ama böyle bir yerlere gideceğiz. Fakat biraz önce başka bir röportajım vardı. Şöyle bir konu geçti. Modada baktığın zaman hep böyle bir eskiye dönüp eskileri tekrardan günümüze uyarlama gibi bir şey var. Yani hani zaten giyeceğimiz ve bugünkü şeyimize uygun, proporsiyonumuza uygun giysiler belli. Ama bu tabii zaman içerisinde bunun uzay çağı dediğimiz gelecek, bu var ya, orası için bir şeyler, sinyaller veriliyor işte, evet. Nasıl birisi olacak. Aslında beyin onu da bize böyle bir şey olması gerekiyor, evet, diye bunu empoze ediyor aslında yani. Evet. Biz tam tersini de yapabiliriz. Kesinlikle. Geçmiş çağa da dönebiliriz. Kesinlikle. Yani üstümüze bir yaprak koyup öyle de Adem'le Havva'ya da dönebiliriz. Yani bu bizim elimizde ama bize ne gösteriyorlar? Diyorlar böyle ki olacak. Böyle olacaksın, hı-hı, diyorlar. Sen bize bunu empoze ediyorlar. Olmak zorunda mıyız? Değiliz. Kesinlikle. Bu tamamen vizyonla alakalı. Tabii. Ve vizyon bakış demek. Yani bunu nasıl da birileri görüyorsun? Yapıyor zaten. Anladın mı? Yani öyle bir şey yok. Ama sana bunu benimsetiyorlar. Böyle olmalı. Bence daha fazla insanın hayal kurması lazım. Çünkü bunun böyle olmasının sebebi, insanlara bilmedikleri bir şey söylediğinde onu neyle anlamlandıracağını beyin arıyor ve en yakın şeyle. O yüzden bir şey koymak. Mesela işte gelecekte ekranlar böyle olacak. Sen böyle giyineceksin. Hı hı. Ama mesela bazı Hollywood filmleri vardır. Onlar buna biraz karşı çıkar gibi 200 yıl sonrasında 80 yıldan 60 yıldan kalma bir televizyon kullanır mesela. Mesela. Çünkü hani illa böyle mi olacak, evet, baktığımızda. Evet. Şimdi hani görüyoruz dünyadaki kaynaklar artık sınırlı. Belki pamuk artık üretilemeyecek. Belki bu şekilde kumaşlarımız olmayacak. Şimdi birazdan konuşacağız. Dokumalar. Yani kimse artık evinde 16 pedal bir şey dokuyup da giyinmiyor. 3D yazıcıları konuşuyoruz mesela işte. Hangi ayakkabı istiyorsun bugün? Hadi o sana yazsın, bunu giy gibi. Yani buralara gittiğimiz zaman sizce moda şu anda özellikle hani tabii ki hızlı modadan da bahsetmiyorum bu arada. Bu yani başka bir şeyden bahsediyoruz. Biraz daha hani stil oluşturmaktan, biraz daha hani mesela bazı tasarımcılar var ya, insanlar bakıyorlar hiçbir şey anlamıyorlar. Çünkü aslında 10 yıl sonrasının tasarımı gibi. Bunları düşündüğümüzde moda hala kişisel mi kalacak yoksa daha farklı mı olacak? Yani şimdi bana sorarsan ben şey bir insanım. Yani ben bir şey kendim nasıl istersem öyle olsun isterim. Kimsenin dayatması benim yani yapıma ters zaten. Dolayısıyla benim için öyle kalır.
Ama tabii öyle olmuyor. İnsanlar bir şeylerin peşinden gidiyorlar. Biraz önce bir laf ettin, bence çok önemli bir laf. Daha çok düşünmeliyiz ve kesinlikle kendi yaratıcılık alanlarımızı bulmalıyız. Özellikle gençler için sorgulamaları gerekiyor. Kesinlikle. Yani hani biz bunu yapıyoruz ama niye yapıyoruz ya? Ben bunu yapmak istiyor muyum? Evet. Ya da ben bunu giymek istiyor muyum? Bir şey moda olmuş. Çok garip garip şeyler moda ya. Allah Allah, ben bunun içinde iyi hissediyor muyum? Yani sadece moda oldu ve sokağa bu şekilde yakışıyor herkese diye. Sen bence onu giymek olmaması zorundasın. Gerekiyor. Evet. Yani gençlerin muhakkak kendi bilinçlerini yaratıp ne yapmak istediklerini, nasıl olmak istediklerini kendileri sorgulamalılar ve bulmalılar. Stil sahibi olmak zor bir şey mi? Yani aslında çok zor bir şey değil ama çok önemli bir şey. Hı hı. Stilin olduğu zaman biraz önce de konuştuk. Yani kişinin ilk gördüğün zaman nasıl birisi olduğuyla ilgili referansı kıyafetinle, hı hı, dış görünüşüyle, stiliyle alırsın. Onun için bence stil önemlidir. İyi bir stil oluşturursan maça 1-0 galip başlarsın. O zaman çok güzel bir formül bu. Peki bir de şunu merak ediyorum. Özellikle bu geçişi düşündüğümüzde, yeni ihtiyaçları düşündüğümüzde, yeni alanları düşündüğümüzde, dünyada aslında eski yıllar, yani bir 50 yıl öncesi moda evleri üzerinden bir rekabet var değil mi? O baş tasarımcıların kendi aralarında yarattığı ekoller ve onun getirdiği çizgiler. Şimdi baktığımızda o markalar hala varlar ama onların başında o insanlar yok. Yok, bambaşka. Şimdi mesela şu anda özellikle lüks modada çok fazla tasarımcı değişimleri değişiyor gündemde. Doğru. Ama o onun bakışı ya, hani mesela Balenciaga, onun belgeselini izledim ve işte o diyor ki hani ben artık yaşlandım ve kapatacağım diyor moda evini. Diyorlar ki delirdin mi yani, dünyanın bu kadar değerli bir markasını. Diyor ki ben yoksam bu marka da yok. Yok. Baktığımız zaman ekol yaratmak ve o değer dengesi sizce nasıl değişiyor? Ama şimdi orada ben aslında o ekole bağlı kalarak markanın devam etmesinin olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela ona bakarsan bir Chanel örneğinde de Chanel'in kendi çıkardığı bir ekol çok uzun yıllar o ekol devam etti. Hala da ediyor ama artık tabii çok sokak modasına uydurmaya, hı-hı, çalışıyorlar. Günümüze uydurmaya çalışıyorlar. Yani gittikçe Instagram var bir kere her şeyden uzaklaşsa da ama belli yerlerde onu hala hissedebiliyoruz. Balenciaga'da öyle olmadı. Balenciaga'da alt üst oldu. Evet. Bambaşka bir şey. Yani o zaman hani onun bir anlamı yok. Orada hak veriyorum. Ama mesela Chanel'de güzel bir örnek. En azından hani belli kalıpları hala bugün baktığınız zaman evet bu bir Chanel diyebiliyorsunuz. Hı hı. Onun için hani aslında o iki dengeyi kurmak, bir yaratıcı bir kişilikten, stilden, daha sonra o gittikten sonra da aynı çizgiyi biraz renove ederek gitmek güzel bir fikir bence. Acaba şimdi siz söyleyince şöyle bir zihnimde canlandı. Mesela Chanel'in bir paterni var. İşte atıyorum Versace, o da hani onun çok da eski var değil ama onun, evet, da bir paterni var. Acaba kendi imzanı yaratmak, o heritage'ı sürdürmekle ilgili günün sonunda ufak dokunuşlarla da olsa ya sen baktığın zaman görüyorsun ki o. Evet, doğru. Ya acaba böyle bir şey olabilir mi? Bir formül olabilir mi? Tabii ki. Bence önemli bir konu. Yani baktığın zaman o seni bir şeyin hatırlatıyor olması aslında o kemikleşmedeki şey logolarda falan, hı-hı, da odur ya, hı-hı, hani o önemli olan insanlara onu baktığı zaman evet bu marka demek. Bence tabii önemli bir, hı hı, detay o. Buradan şeye gelmek istiyorum. Özellikle biraz böyle izleyicilerimiz için alakası olabilir ama hiç alakasız değil. Özellikle Chanel'in o dokuma ceketlerinde vesairelerinde de onu görüyoruz. Aslında işte o savaş döneminden itibaren gelen dünyada kaynakların kısıtlı olduğu. Tabii ki her dönem içerisinde imkanlarla beraber ilk çağdan itibaren yani insan, hı hı, var olduğundan itibaren etrafındaki materyal neyse ve iklimi neyse nasıl bir hayat sürüyorsa ona göre onu tabii sürdürüyor. Fakat diğer şeylere, kültürlere baktığımızda
diğerlerine nazaran bizim bu Anadolu coğrafyası, Mezopotamya ya da işte ne bileyim çok kültürlülük, medeniyetlerdeki katmanlar. Evet. Bunların bize geçişlerinden dolayı ya bizim elimizde Anadolu mirası denen bir şey var. Ve siz bununla ilgili bütün Türkiye'yi dolaşıp özellikle bölge bölge bunları hem bence arşivlediniz ki şimdi benim elimde, teşekkür ederim, hediye ettiniz, böyle bir şey de var. Kitabı da var. Çünkü orada da söylüyorsunuz özellikle mesela diyelim ki bugün genç bir tasarımcı bir şey yapmak istiyor, hayal etti. Anadolu motifleriyle çalışmak istiyor. Onu kim üretecek? Zanaat noktasında zaten kalmadı ustalık dediğimiz şey. Yani bir aslında rehber niteliğinde evet, de bir çalışma, bir arşiv oldu. Çıktı. Bu süreçte de sizin çok fazla şey keşfettiğinizi ve bunları da üretim proseslerinize entegre ettiğinizi ben orada görmüş oldum. Biraz bize Anadolu'yu anlatır mısınız? Bu dokuma, mesela el işleri, özellikle oradaki insanlar sadece bunları yapmıyorlar. Yani aslında o kadınlar üretimin içindeler ve yetenek anlamında, kapasite anlamında çok ciddi bir performans sergiliyorlar. Bunları ben de biraz aktarmak istiyorum izleyicilerimize. Evet, doğru. O konuda çok haklısın. Çok ciddi bir performans sergiliyorlar. Orası muhakkak. Ben işin içine girip öğrendikten sonra, detaylı anladıktan sonra yapılan işi hakikaten bir kere daha hayran kaldım yapılan tüm işlere. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Biraz önce dedin ya, biz bir katmanların üstündeyiz, hı hı, ve Anadolu. Biz aslında bir de Osmanlı var. Evet. Ya bizim katmanlarımız o kadar çok geniş ki. Yani büyük bir şeyin üstü, mirasın üstünde oturuyoruz aslında. Onun için de oradan çok fazla elimizde, özellikle tasarım alanında çok fazla kaynağımız var. Ama Anadolu'ya geçtiğimiz zaman, baktığımız zaman buradaki amacımız bizim şeyde yok olmaya yüz tutmuş el sanatlarını biraz daha hani gündeme getirelim. Bunlar yok olmasın. Çünkü günümüzde artık her şey o kadar sanayileşti ki bu el şeyleri, çok el dokumaları, el sanatları bence çok değerli. Bizden sonraki kuşaklara bunları anlatmamız lazım. Bir kültürün yok olmaması için muhakkak kendine ait değerleri muhakkak daha sonraki kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Aktarmazsak bizden sonraki kuşaklarda ne olur biliyor musun? Böyle havada kalırlar. Yani kim olduğunu bilmemek durumu gibi bir şey. Halbuki kim olduğunu bilmek çok değerli bir şeydir. Kesinlikle. Sizi kendinizden emin, benim bir köküm var, buna bunu hissetmenize yol açar. Bu bir aile bağı gibi. Aidiyet duygusu. Aidiyet duygusu. Onun için de bence bu sanatlar çok değerli. Bunun için de biz işte 32 ayrı il gezdik. Hepsinde farklı farklı el sanatları, onlarla ilgili çalışmalar. Bugün benim bundaki öne çıkarmaya çalıştığım şey, bu el sanatları var ama daha çok turistik şeylerde, hı hı, çok böyle sığ bir şekilde kullanılıyor. Hı hı. Halbuki bunun daha geniş kitlelere ulaşması demek, o el sanatlarının gündeme gelip insanların bunları tekrardan daha fazla yapmasına sebep olsun istedim ki yok olmasın. Genç kuşaklar ilgilensin, öğrensin. Hı hı. Ama onu yapabilmesi için de bu insanın bundan bir kaynak sağlaması lazım. Yani bunun ona bir heyecan vermesi lazım. Kesinlikle. Yaratıcı insansa ondan heyecanlanacak. Ya para kazanacak, heyecanlanacak. Ya yaptığı şeyi birisi giyecek, heyecanlanacak. Yani anladın mı? Hı hı. Bir şey, harekete ihtiyaç vardı orada. Bence bu kitabın o bakımdan da, ya da yapılan bu tüm çalışmanın, bunun bir sergisini de yaptık biz. AKM'de sergilendi bir, hı hı, ay kadar. Hakikaten güzel bir örnekti ve bence çoğalarak da gitmesi gerekiyor. Bu ama bence sizin yolculuğunuzda da çok önemli bir kırılım da olabilir diye düşünüyorum. Yani hani bir şeye çünkü hep baktığının daha aksi şeyler gördüğünde, mesela o tel kırma diye bir şey var. Yani hani hep iplik biliyorsun ya, onu buraya uygulamak. Evet. Burada görüyorum, bunları uyguluyorsunuz. Mesela bu şey gibi metallerle, Mardin'de olanın adı neydi? Şurada şeyi var, onu şimdi bulacağım. Omuzlarına koyuyorsunuz. O tel kırmaydı geçtik biraz önce. Tel kırma bu. Evet, o tel kırma. Hani tel kırma daha çok mesela eşarpların kenarlarında kullanılmış. Hı hı. İşte örtülerin kenarlarında kullanılmış. Hı.
filan. Şu ha, bu, telkare. Evet, telkare. Mesela bunun, yani bu iş, tasarım dediğiniz şey bu işte. Yani onu nasıl yorumladığınızla alakalı. Hani telkareyi normalde bir kıyafette bu şekilde yorumla. Ama sen onu öyle düşünürsen çok da şık bir şey çıktı. Yani en çok beğenilen parçalardan evet. bir tanesiydi bu. Onun için yani tasarımda sonsuz bir şey var. Denizin içindesiniz. Birçok şeyi yapabilirsiniz ve çok da iyi sonuçlar alabilirsiniz. Bunlar mesela böyle bizim ülkemizde şey var ya, ya evet bizde çok şey var ama biz yeterince herhalde anlatamıyoruz gibi. Hani dünya modasına baktığımız zaman ya bu değerleri mesela daha uluslararası arenada gösterdiğimiz zaman çok daha anlamlı olmaz mı? %100 olması gereken o zaten. Ya biz bu sergiyi yaptık. Mesela bir gezen çok kişi dedi ki ya bunu kesinlikle dışarı götürmeniz lazım bu sergiyi. Evet. Yani yurt dışında insanlar görmeli yani bizde yapılan el sanatları, dokumalar neler var. Çünkü bilmiyorlar. Sen anlatmazsan bilmezler yani. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki yani biz kendimiz bile zor yetişiyoruz birçok şeye. Onlara bizim anlatmamız, götürmemiz, göstermemiz, ya biz bunları yapıyoruz dememiz lazım. Ben Kutur Haftası'na ilk defileye gittiğim zaman kimse bilmiyordu. Dediler ki Türk bir tasarımcı gelmiş 2004'tü. Türkiye'de bunları mı giyiyorlar dediler bana. Şortlu kıyafetler vardı. Şok geçirdiler. Gelen gazetecilerin sorduğu şeyi söylüyorum. Çünkü defileden önce arkaya bizim... Yok siz giyersiniz diye düşündük. Yani biz de... Yani Türkiye'de... Çünkü ama Türkiye'yi daha başka hayal ediyorlar. Algı olarak. Yani onlara da kızmamak lazım. Bu bizim vazifemiz. Biz anlatacağız. Kesinlikle. İletişim yani bunu denen bir şey var. Yani bizim böyle bir el sanatımız varsa biz bunu yurt dışına götüreceğiz. Evet. Bu sergiyi orada göstereceğiz ne yaptığımızı gibi. Yani hiçbir şey yapamazsınız. Hani elçilikler vesilesiyle bile gidip de bu orada oralarda bile gösterilse o bile çok önemli. Şimdi aslında çok zor değil. Orada zaten pazarlar var. Mesela ben Denizli'ye gidiyorum. Oradaki işte ihracatçılarla konuşuyorum. Diyorlar ki hani Amerika bizim için çok önemli bir pazar baktığımız zaman. Şimdi yani Denizli'de o da var, mermer de var. Farklı farklı şeyler de var. Yani ülkemizde o kadar çok şey var ki çokluk paradoksu. Yani ne kadar bolsa o kadar değersiz oluyor ya. Bunları aslında hani işte kültürümüz çok zengin. Anadolu mirasının üzerindeyiz. Ya tamam ama şimdi mesela ne yapıyorsun sen onun ne yapıyorsun? Için? Bunu nasıl daha değerli hale getiriyorsun? Bir de mesela bunu konuşacak daha kaç nesil olacak? Yani önümüzdeki 50 yılın konularından biri olacak mı mesela bu baktığımız zaman? Çünkü hani öyle bir dünyanın içerisine gidiyoruz ki kültürü aktarmanın, ya moda dediğimiz şey aslında hani öyle ya çok da şık bir kadınmış, ay stili de harikaymış deyip geçebileceğimiz bir şey değil. O kültürün bir parçası. Bugün eğer ben Amerikalı bir tasarımcının kıyafetini giymekten gurur duyuyorsam ya da işte ne bileyim ya bu inanılmaz birisi, ben mutlaka bunun bir parçasını taşımalıyım deyip belki varım mı yok mu şey yapıp onun bir takısını almak için orada bir şey yapıyorsam yaratılan değer aslında budur. Şimdi bu bizde yok mu baktığımız zaman? Dolayısıyla da ben biraz daha ölçeklenmemiz gerektiğini ve desteklenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu değer yaratmak anlamında ya inanılmaz bir etki yaratacak bir şey. Yani ya, ya evet yarattı zaten. Yani hakikaten çok ciddi bir etki yarattı. Şu anda ben birçok üniversiteden davet alıyorum. Ne devamlı harika. Gidiyorum. Hocalar diyorlar şey yapıyorlarmış. Dilek Hanif'in Halkın Sanatı evet. Programını izleyin. Aynısını kendinize proje olarak yapın. Evet. Onlar da işte şuradan bunu alalım. Bunu bu şekilde yorumlayalım. Çok güzel aslında bir şey oldu. Evet. Bir yol gösterici de bir şey oldu. Yani orada anlatmaya çalıştığımız şey bu geleneksel alın, günümüze uyarlayın. Aslında birçok şeyde yapılması gerekiyor. Onun için hani çok faydası oldu eminim ama bunun yurt dışında da evet. Gösterilebiliyor olması çok daha etkili bir hale getirirdi. Kesinlikle. Şimdi ben mesela
çok yoğun çalışmalarda hep aynı şeyi yaptığım zaman kendimi çok tükenmiş hissediyorum. Hani ilham almak mesela benim için çok önemli bir şey. Çünkü sadece vermek olmuyor. Biraz da beslememiz lazım. Mesela baktığımızda güzel şeyler görmek istiyorum. Ne bileyim, güzel binalar görmek istiyorum. Güzel giymiş insanlar. Yani çok hani aman ne de para harcamış demek istemiyorum. Ama baktığımda güzel olsun istiyorum. O mesela bana kendimi iyi hissettiriyor. Son zamanlarda dedim ki ya sürekli okul, sürekli ekranla ilişki. Ya biraz daha böyle el sanatlarıyla ilgileneyim. Hı hı. Kendimce çocukluğumdan itibaren işte çekimden önce de konuştuk ya, annem hep anlatır, şöyle şeyler kullanılırdı, böyle giyilirdi, böyle yenilirdi, seyahatler şöyle olurdu, bu çantalarla gidilirdi vesaire diye. Şimdi bunları aktarmak için de belirli kodlar, belki de işte söylediği gibi ben ondan sonraki son nesilim. Nesilsin. Benim de birilerine bunları aktarıyor olmam gerekiyor. Lazım. O kadar iyi hissediyorum ki fiziki dünyada ve bununla ilgili bir şey yaptığım zaman, yani kafam tamamen boşalıyor ama onun haricinde de böyle bir yeniden evet hazırım gibi kendimi resetlemiş oluyorum. Aslında baktığımızda üretimi desteklemek için de çok önemli. Bugün bu programa hem katıldınız hem de dünya ile ilgili görüşlerinizi, tahminlerinizi söylediniz. Böyle çok keyifli bir sohbet. Konuşsak daha konuşuruz gibi. Tabii canım. Yani bunları konuşuruz da başka zamana bırakacağız artık. Yaratıcılık sohbetlerinde bizi girişimciler ve gençler de çok fazla izliyor. Yani genel olarak kanalımda da kadın üreticiler de şeyler. Mesela birisi diyor ki sana en sevdiğin kazağa göre bir taç yaptım diyor. Onu gönderiyor bana. Ben mesela bunlardan çok mutluluk duyuyorum. Siz de bu anlamda çok değer yaratan bir insan olduğunuz için dünya şu anda çok kolay bir yer değil. Özellikle ülkemize baktığımız zaman da bizi zorlayan birçok etken var. Özellikle doğru. Ekonomiyi düşündüğümüzde. Üretimin önünde baktığımızda engel olabilecek birçok şey var. Bir tavsiye verseydiniz ne derdiniz devam etmekle ilgili? Dediğin gibi zaman gittikçe daha zorlaşmaya başladı. Özellikle gençlerin işi hiç de kolay. Hem çok kolay gibi gözüküyor evet. Teknolojiyle ve yeni olan birçok şeyle, hem de tabii gittikçe daha zorlaşıyor. Ama bunu herkes söyler, çok klasik gibi gelir ama iyice düşünüldüğü zaman altında çok ciddi manalar var ve ciddi sorumluluklar var. Hakikaten bir işi çok sevmeleri, yani sevmedikleri bir işi yapmamaları gerektiğini düşünüyorum. Yani neyse o, bir şey seviyorlardır mutlaka. O çok sevdikleri şeyi bulup onun peşinden gidip onu yaparak, çünkü çok iyi bir yerlere gelebilirler. İnsanların kendi kabiliyetleri, biraz önce dedin ya, herkesin içinde evet. Muhakkak var. Ha, kiminde matematik kabiliyeti var, kiminde çeşit. Aynen, herkes de var muhakkak. Onun için o inandıkları, sevdikleri ve yapmak istedikleri şeyin peşinden gitmelerini çok tavsiye ediyorum ben. Bir de o neyse onu da öyle kolay kolay pes etmemek gerekiyor. Yani ben bugün buradayım ama ben hakikaten çok zorlu zamanlarda geçirdim. Burada hani olmaya da bilirdim. Ama bu benim hani karakterim ve hani yapımla ilgili, hayır o, bu olacak deyip bazı noktalarda da sen bir şeye devam edince bir noktada bir kapı açılıyor. Bu da hep söylenir. Hani tam böyle pes ederken bir yerden bir şey olur ve yürümene vesile. Bence onun için hiç şey olmasınlar, işin peşini bırakmasınlar, inandıkları yolda devam etmeleri gerekiyor ve azimle. Bunu söylediğiniz için teşekkür ederim. Şunu. Şimdi insanlar baktıklarında başarılı göreceli olsa bile, yani evet bu insan bu yere gelmiş dediğimizde sadece o noktayı görüyorlar ve onunla ilgili bir ön yargısı ya da bir şeyi oluyor, bir görüşü oluyor. Halbuki onun altında aslında baktığımız zaman o çok güzel gözükebilir ama zorluklar muhakkak ki var. Dolayısıyla da hani bir şeyleri başarmak ve ilerlemekle ilgili bence insanlara bunu söylemek de çok önemli. Çünkü herkesin de kendini çok kusursuzmuş ya da işte o da çok kolay bir şeymiş gibi bunu anlatıyor olması bence yeterince ilham verici değil. Ne kadar zorlandığımızı bir şekilde göstermemiz lazım ki o da bir devam etme isteği versin. Mini mini tasarımcılar çıkacak diye düşünüyorum bu programdan İnşallah. Sonra. Size gönderirler artık şeyleri, tasarımları. Öyle yapıyorlar mı sizi? Dilek Hanım ben böyle şeyler çizdim evet, bir bakar mısınız diye. Evet evet, çok fazla geliyor. Yani bakıyorum da ama hani iş aslında tasarımcı olmaktaki iş, öyle zannettik
dedikleri gibi hani ben çizeyim ondan sonra da bunu yapayım. Onun o kadar çok basamağı var ki oraya gelene kadar. İşte orada mesela yeterince sabır, hele yeni gençler iyice sabırsızlar. Yani hemen tasarımcı olup yani en tepeye olmaz zaten, en tepeye çıksan da oradan inişin çok kısa. Yani çok kısa sürede inersin. Dolayısıyla oraya böyle yavaş yavaş çıkmak lazım. Bütün katmanları yaşamak. Ben bugün burada kendim bu kadar iyi hissediyorsam oradaki her katmanı sindirmek. Benim başladığım gün ben bayağı yani mağazanın tozunu bile alırdım yani ve bundan hiç gocunmazdım. Yani her şeyi deneyimlemek, orada yanında çalışan her insanın duygusunun empati kurabilmeyi bilmek, onun da yerinde olmak. Yani bunların hepsi tasarım, bu bütün. O tek başına olan bir şey değil. Ya bir sabretmeden zaten hani baktım ki diyorum ki yani bir sabır şart. Bill Gates diyor ki ben diyor çok çalışkan insanları değil tembel insanları işe alırım diyor. Şaşırıyorlar. O da diyor ki yani buna şaşırmanıza hiç gerek yok. Tembel insan bir şeyi en kolay nasıl yapabileceğini bulur ve çözüm üretir. Pratik çözüm üretir. Tasarımda baktığımızda da aranan şey yetenek gibi gözüküyor ama aslında sabır. Sabır. Değil mi? Alt sabır tarafta. Çok çok önemli. Yani ona inanıp onun peşini bırakmayacaksın. Vallahi Dilek Hanım bitmiyor. Şöyle yapalım. Biz sizinle bir daha buluşup nasıl tasarımcı olunur onu konuşalım, olur mu? Tamam. Çok teşekkür ederim beni kırmayıp kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Güzel bir sohbet ettik. Hoşça kalın.